İsmim Mevlüt Ölmez. Konya Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. Kurbanla kesilen, kestiğimiz kurbanı nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Onun hakkında bir bilgi alabilirsek güzel olur. Genç kardeşimize bu güzel ve anlamlı sorusu için çok teşekkür ediyorum. Kardeşimiz kurbanı nasıl değerlendirmeliyiz? Yani kurbanı kestikten sonra elimize geçen kurban etlerini nasıl değerlendirmeliyiz diye sormuş. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi olarak kurban etini, kurbanı kestikten sonra kurban etini üçe ayırıyoruz. Bunun üçte biri kurban kesemeyen fakir, ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimizin. Geri kalan üçte birini bayram boyunca ziyaretimize gelen eşle, dostla, komşuyla, akrabayla kurban sofrasında yemekte ne yapıyoruz? Yiyoruz, onlara ikram ediyoruz. Geri kalan üçte birini de ailemiz için saklıyoruz. Ama günümüzde maalesef şöyle bir yanlışlık var. Özellikle bu dip friz dediğimiz derin dondurucular çıktıktan sonra insanlar sanki kurban etini bir yıl boyunca saklanılması ve ara ara çıkarılıp yenilmesi gereken bir et stoğuymuş gibi görüyor. Bu anlayış yanlış. Kurban ibadettir. Kurban bir et kazanımı, et elde etme ameliyesi fiili değildir. Bu ibadetin etinin nasıl değerlendirileceği konusunda da Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uyarak biraz önce de söylediğimiz gibi üçte birini fakir, fukara, ihtiyaç sahibi, kurban kesemeyen Müslümanlarla paylaşmak, üçte birini ziyaretimize gelen eş, dost, akraba, komşu, diğer Müslümanlara ikram etmek suretiyle paylaşmak, üçte birini de kendi ailemiz için ayırmamız gerekir. Böyle yaptığımız zaman hem ibadet hem ibadetten hasıl olan o kazanımı da değerlendirmiş oluruz.